Merhaba YouTube, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ocak'ta çekmiştik bu videonun aynısını. Bu sefer yalnız farklı bir ekipman kullanıyorum. Yine abimin evdeyim, buradayız. Mahle ve Manfil filtre kullanıyorum. Yağı Lekümoli kullanıyorum abi. Şimdi burada böyle bir değişiklik yapalım dedik. BMW yağları bulması gittikçe zorlaşıyor. Böyle bir fiyatları da artmaya başladı iyice. Ve böyle sahte olayları artmış sanırım. O yüzden dedik Lekümoli, bildiğimiz bir yağ sonuçta. Ben bu yağı Leon'umda falan da kullanıyordum. Bugün işlemlere başladık. Yine şöyle göstereyim ekipmanları. Kapağı sökmek için alyanlarımız, tornavida muhtelif ihtiyaç. Şu arkadaş takoz, şu arkadaş İzeltaş'ın 36'sı. Bu şey yağ filtresini sökmek için. Yağ filtresi, hava filtresi. Yani konuştu. Şöyle koyalım. OCD. Ya abi, şu da balata spreyimiz. Böyle uygun fiyatlı bir balata spreyi. Bu da çayımız. Yağ işine gelirsek, BMW kendisi diyor ki LL0, LL04 onaylı bir yağ kullanabilirsiniz. Hani 530 diye akılda kalmış yani. Çünkü o onayları veren yağlar hep 530. Fakat yağ üreticilerinin önerdikleri yağ durumu var abi. Bir yağı mesela bunun 530'unu öneriyor Lekümoli, ama X bir markası 530 yağı önermiyordur mesela. 540 öneriyordur. Yani o markadan yağ alacaksanız 530 almanız arabanıza sakıncalı olur. 540 almanız gerekiyor. Çünkü hani içindeki bileşenleri, işte viskozite, şu bu, her şey, hani bir sürü değişken var. Bu değişkenlerin en uygununu sizin arabanıza veriyor. Bizim arabamıza da Mulligan serisinin 530'u da vardı, 540'ını da veriyordu. Ben 540'ını kullanmayı seçtim çünkü havalar bayağı sıcak abi. Çok aşırı bir farkı zannetmiyorum, hissedilecek bir farkı olmaz, ama 540 ile 530'da 540'ın sıcak performansı 530'dan biraz daha iyi oluyor. Özellikle eskidiği zaman 540 sıcaklarda biraz daha yüksek koruma sağlıyor diye düşünüyorum. Yani benim tecrübelerim bu yönde. Nedeni de abi viskozite olayı. Biraz daha düz mantık söyleyecek olursak abi, 540 biraz daha kalın bir yağ, 530 biraz daha ince bir yağ. Böyle uzun yol sürüşlerinde, çok sıcaklarda sürüşlerde 540 biraz daha böyle o yağ özelliğini, sıvanma özelliğini biraz daha koruyor. Hani düşünce tarzı buydu 530-540 seçerken. Ama ben yine söylüyorum, 530 da koysanız, 540 da koysanız, 20-50 de koysanız bunun sürücü zannetmiyorum ki anlasın. Ama işte biraz da böyle psikolojik bir olay var yağ işinde. Koyduğumuz çoğu 530 yağ LL04 onaylı. Bizim arabamıza da LL01 artı LL04 onayı veriliyor. Ve hani bu çok büyük bir tartışma konusu. LL04 değil bu arabalar, LL01 bu arabalar falan filan. Hani LL04 dizel yağı, carçurt, hani o şekilde bir tartışma var. Sürekli benim yorumlarda da zaten aynı şeyle uğraşıyoruz sürekli. LL01 de 04 de bu arabanın onayı. LL04 benim araştırmalarıma göre biraz daha yeni bir olay. Biraz daha hani güncel bir onay LL01'den. Ama bu yağda LL01 onayı var direkt kendinden. Kışı olmazsa, hoşumuza gitmezse, ilk çalıştırmalardaki sesi, şu su, bu su değişirse 530'a döneriz abi. Çok 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 büyük maliyette bir şeyler değil. 500 liraya falan dönülebiliyor. Böyle bu şekilde Lekümoli'yi deneyeceğiz. Bunu da abimin listesinden aldım. Oradaki satıcı, yani güveniyoruz. İnşallah doğrudur. Sahte yağ gibi değil. Çünkü hani daha böyle derli toplu bir yağ işte. Şeyleri falan, etiketleri falan güzel. Man filtreyi de sanırım oradan aldım. Yo, man filtreyi şeyden, Birlik BMW'den aldım, Ankara'dan aldım. Onlar birlikte uygun, hem uygun fiyatlı hem orijinal ürün bulunabiliyor. Filtreyi de internetten man istedim. Aslında Birlik'te Mahle vardı. Man istedim, man alayım diye. Sonra man ellerinde kalmamış. Mahle yollasak olur mu dediler. Dedim olur, canınız sağ olsun. Mahle aldık, yanına da işte hediye. Şunu yolladılar. Şimdi abimden yardım istiyorum çekim için. Bir önceki yağ videomuzda abi yukarıları falan böyle hemen açtıydık, işte yağ filtresini gevşettiydik, işte kapağını falan açtıydık. Direkt her şeyi böyle şak diye aşağıyı da açınca abi inanılmaz bir debiyle boşalmıştı yağımız. Orada bir yanlış yaptık hani o çekimin heyecanıyla. Abi yağ tapasını açmadan önce hiçbir şeyi açmayacaksınız ki buradan yağ tapasınızı açtığınızda hani laminar akış oluyor yine. Ama şey yapmıyor yani, yukarıdan bir hani basınç kaybı yapmadığı için biraz daha yavaş akıyor. Tapayı açtıktan sonra yukarıları açacağız, komple içindeki yağı boşaltacağız bu şekilde. Hadi başlayalım.
Şimdi bir Mighty Car mod klasi. First, jack up your car. Orada da Mighty Car mod'da da dalgasını geçiyorlardı sürekli. En eski araba kanallarından biridir. Arabaya şey bile taksalar, ne denir onun adına? Araba kokusu bile taksalar, first, jack up your car diye. Bunlar bir de Avustralyalı. Çok güzel, son dönemde bayağı güzel içerikleri oldu yine. Takip ediyorum mu? Keyifli bu adamlar. Düşük profil arkadaşlar. Ha evet. Buna geçtik artık. Çünkü kanları bir diğer... Bayağı bir sancı oluyordu. Şey yapıyorduk. Girmiyordu. Girmiyordu. İşte takozun üstüne çıkarıyorduk. Merhaba. Güvenlik şeyimizi aldık. Güvenlik önlemimizi aldık aynen abimin dediği gibi. Tek taraflı kaldırdık arabayı. Burada da bir şeyi koyduk. Ayağımızı koyduk. Arabaya bir şey olursa Allah korusun. Takozun üstüne düşüyor. Buradaki amacımız da iki tarafı da kaldırıp böyle uğraşacağımıza tek tarafını kaldıralım. Güvenlik amacımızı, önlemimizi alalım. Bu burada dururken yağımızı açalım. Sonrasında kriko indireceğiz. O da işte tam düz olmuş olacak ve yağ iyice boşalmış olacak. Öyle bir şey yapacağız. Şimdi bakalım yağ başlayalım boşaltmaya. Çevirdiğimiz an çıkıyor bu. Kapağımız bu şekilde. Yalnız 8 olabilir abi. Vallahi da 8'miş. Orada bana aferin. Çok sıkışım. Bakır tutmuştur öyle. Aa doğru gerçi ya. Sıcak bakır tutmuştur herhalde. Birazcık sıcak mı? Yani. Birazcık elimizi yakar ama bu konuda da şöyle dikkat etmek lazım. Bir tık sıcak olması lazım hani yağın. Çünkü atması. Komplesinin akması için. Yine de çok sıcak olursa da mesela koyduğunuz kabı da eritir. Kırılmaz yani. Zaten. L'nin kalitesi lütfen. 70 lira verdim o L'ni. Bekliyor. Hoppa! Bu sefer güzel oldu. Şey olmadan akış. Türbülans. Şimdi yukarıya açınca biraz daha dökülecek. Bu arkadaşı böyle yapıyorsun abi, buradan hava alıyor. Şu arkadaşı bak, ses değişti. Şöyle üstüne şöyle bırakabilirsin bunu da kaybolmaması için. Arabayı indirelim, bir de yağ filtresini sökelim şimdi. Yeter bu kadar. L'ni kırma, 70 lira. L'ni kırmıyoruz. Çok pahalı ya, çok evet şaşırdım. Ya. Ama herhalde kalın yani. Teflon leğen diye geçiyor ya. Kalın kırılmaz. O yüzden. Ya filtremizi alalım bunu abi. Bunu aldın mı? Yok alacağım ödünç bunu. Ödünç değil mi? Bu ödünç. Yine ha, ödünç. Yine değil. Alacaktım. Hayır, dün alacağım dediğim. Aynen alacaktım. İkmale kadar gidemedim şimdi. Fırsatım olmadı. Öyle olunca artık almadım. Ama yani, alacağım. Ben Mercedes'e direkt anahtarını aldım. Veta marka. Bizim var mıdır bilmiyorum. Direkt oraya anahtarı. De... Ya filtresini de sökerken... Dediğim gibi araba sıcaksa buna dikkat etmeniz lazım. Hatta sanayi randevusuna da bir yarım saat önce. Aynen sanayide lazım. Hani bu adamlar niye benim arabamla ilgilenmiyor falan demeden önce. Çünkü sıcak. Bunu düşünün abi çünkü at gibi sıcak. Bu ciddi sıcak. Ve hani canınızı yakar abi. Buradaki sıkıntı da bu plastik malzeme ne olursa olsun. Aynen. Zaten önceki bir randevuda şey olmuş. Kafası bakın bozulmuş şurası. Bunu şimdi sorunsuz. Aynen açıldı. Sorunsuz açıldı. Çünkü ben sıktım çok sıkmadan yaptım. Aynen. Bunları çok sıkmayacaksınız abi. Bunun hani 20 tork falan bir torku var. Hadi torkla sıkamıyorsunuz bunu ama el sıkılığını birazcık geçeceksiniz. O zaman zaten iş halloluyor. Hani en kötü masa. Çok sık her zaman çok iyi değil. Aynen. Şanzımanları ben şaşırdım yani. 8 torkla sıkıyorlar. Aynen. 8. Şimdi ıslak bu bez. O yağlı o bez. Nasıl? Yağ ıslaklığı o. Eyvah. Yani sıkıntı yok. Yanmasın da. Ha yok yok. Şimdi silikon ve yağ içeriyor. Fasulyenin faydaları. Yağ filtresini. Böyle dökmeden. Bak yağ filtresini açtım bir daha. Evet ses geliyor. Şorultu geliyor. Ters tutuyor onu. Aynen şu şekilde. Yağ filtremiz iyi şişmemiş. Nasıl oluyor şişme? Yani kağıt filtre olduğu için çok böyle kötü olursa filtre böyle şişiyor. Geçiremiyor. Materyal kötüyse, çakmaysa filtreniz bu filtre şişiyor ve yağ basıncınız düşer.
Allah korusun, hani motor yeme mantığı budur abi. Motoru yersiniz yani. Yağ filtresi o yüzden gerçekten önemli. Hani ben BMW alacaktım ama bu sefer dedim ki hani zaten içinden man çıkıyor. Bir de man deneyelim. O şekilde yapalım. Yine man aldık. Şimdi bir de yağ filtresinde önemli olan konu şu O-Ring abi. Şu O-Ring mesela manda beyaz. Benim aldığım manda da beyaz. Senin öyle bir durum vardı değil mi abi? Mavi olmayacak abi. Sanayideki ustalar da teyit etti bunu. Aha. Mavi contalar genellikle sahte oluyor. Bunu da yağladık. Tornavideydi. Balata spreyi diye bir mucize var. Aynen. O-Ring de abi bir bak, çalışmasına bir bak. Şuralar siyahlamış ve kareleşmiş O-Ring artık, hani yuvarlaklığını yitirmiş. Kareleşmeyi belki hani şey olabilir. Geometrik şekil olarak. Aynen. Şekli yani bozulmuş yani, yuvarlaklığını bu kaybetmiş. Bu yuvarlaklık değil de yüzey alanı olarak. Aynen şu etinin yuvarlaklığını, evet. Yani bu yuvarlaklık değil, etinin yuvarlaklığı. Şöyle normalde yuvarlak olur şurası. Şimdi böyle bir kare gibi olmuş böyle bir. Bu man filtremiz. Bu da man filtre ama fark şöyle. Bak man ikisi de gözüküyor mu? Hiç. Güneş şöyle yaklaşır. Yaklaş istersen. Şöyle. Man filtre, man filtre. HU 7003. HU 7003. Bu Bosna-Herzegova'da üretilmiş. Bu Çek'te üretilmiş. Farkı şu abi, BMW ile farkı. Bak burada bir de BMW parça kodu var. 7605 342 diye. Bunda orası boş hani. Gerek yok çünkü. Bu şekilde yani. Durum yani bu. İkisi de aynı firma. İkisi de birebir aynı zaten. Şöyle şeyinden de hani her şey aynı, baksana. Hı hı. Şu şekilde. Pardon, şöyle. Abimin oyuncakları. Ben de. İşe yarıyor sonuçta. Hocam siz hastanede ne zaman duruyorsunuz? Şöyle tertemiz oldu. Yağımızın içinden çıkan tapanın pulu şu şekilde. Bu sıfır bakır pul. Bunu böyle ben cebime koyuyorum, kaybolmasın. Şu arkadaşta O-Ring. Bu O-Ring de yenisi. Eskisi şu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Genişlemiş de bak eskisi. Sıcak soğuk, sıcak soğuk. Şimdi bunu takacağız. Bunu tabii takarken böyle kuru kuru böyle harç diye geçirmeyeceğiz. O-Ring'i kırabiliriz. O-Ring'i yırtabiliriz. Şöyle benim arabanın bagajında olan eski yağı şöyle. Eski değil. Yani eski değil, sıfır yağ da. Arta kalan. Arta kalan o 1 litrelik yağ. Yani ben yani F30'larda, N13'lerde böyle 1 litrelik yağ her bakımdan sonra. Her arabada. Her arabada yani çoğu mesela 1.6 dizellerde de öyle. Hı. Hani bu yağ yakıyor falan diye değil de bunların olayı bu. Yani N13'lerde bu şekilde bir durum var. İşte o amacımız oydu zaten. Şu şekilde. Şöyle tırnağınıza değil de parmağınızla. Burası mıydı lan? Bir altı saat. Kesim oldu arada. Teyit etmek amaçlı videolardan baktık. Abi yağ filtre O-Ring'i buraya koyuyorsunuz. Bu O-Ring'i çıkartırken nerede olduğuna bakın. Ona göre takarsınız. Ama mantıken de bu arkadaşın yeri burası. Sonra tekrar biraz yağlayacağız şu arkadaşı. Dişini. Bu arkadaşı da yazıları yukarı gelecek şekilde sökmüştük. Tekrar yazıları yukarı gelecek şekilde takıyoruz. O-Ring'i tekrar yağlıyoruz ki dişlere girerken şey olmasın, kesmesin tekrar. Yani şut kaysın gitsin üstünden. Elimizi yakmadan. Ha bu arada yağ filtresinin kutusunu da şey yaptık, temizledik. Yağladım mı? Yağladım. Neyse o zaman şöyle yapacağız. Balta spreyi. Aynen, balta spreyi sıkacağız temizlik amaçlı. Şöyle. Ters dişini yapacağız şöyle. Birkaç tur. Dişi oturması babında. Dişini böyle o tersten tık diye düştüğü zaman dişi oturmuş oluyor. Diş kaptırma şansınız yok o şekilde davrandığınızda. Nasıl sökmüştük mesela? Şöyle alet girmişti. Sökmüştük. Yine aynı modda. 8'de bir tur falan. Yani zor el yani. Sıkılığıyla elinizle tam sıktıktan sonra çeyrek tur. Mesela güçlüyseniz çeyrekten az tabii ki. Hani çok güzel sıktıysanız. Bizimki bu. Şu an için oldu. Orayı unutmayalım. Balata spreyiyle temizleyin. Unutmayalım.
aerosolleri iyi çalkalayın arkadaşlar. İçinde kalıyor. Yani gazı bitiyor. En sevdiğim sanayi tribi de budur. Uzaktan sıkıyorsun ya. Aynen. Filtre bu arkadaşların kolay değişiyor. Şöyle ama filtrenin olayı, abi şöyle gösterebilirsin. Şöyle şeyleri var. Böyle segmanları var. Filtre kutusu zaten şu şekilde çıkıyor. Çok kolay bir filtre söküm takım yöntemi göstereceğim size. Filtre kutusunu şey yapmadan, ellemeden. Şu şekilde. Böyle. Bitti abi, şimdi filtremizi değiştirelim. Filtre kutumuzu temizlememiz iyi olur yani, yine kirlenecek ama olsun. Uzun seneler boyunca bindiğimiz için arabamızı şöyle tertemiz çıkaralım. Tabi onu ıslak takmayacağız. İyice kurulamanız gerekiyor sizin ama abimin hava tabancası olduğu için. Filtre de bu şekilde, mahleninki şöyle birebir oturuyor, sorun yaşamıyor. Önceki filtremiz de MAN filtreydi, öyle. Bunu aslında değiştirmesek bile olurmuş aslında ama, yani çok kirli değilmiş. Ama tabii ki iyi olur her zaman için filtre değiştirmek. Baksana rengi değişmiş. Kağıt filtrelerinin olayı kirlensin diye zaten hani. Tabii yeni filtremizin de üstünde açtık. Buna bir hava tutalım. Filtrenin mantığı da abi, buradan hava alıyor abi arabanın önünden, nereden işte nereden inleti varsa. Buradan hava geliyor. Buradan giriyor. Girdiği yerde de işte şu kanallardan, yani hava filtresinin içinden geçiyor abi. Bu hava filtresinin de böyle yaprak yaprak olmasının sebebi yüzey alanının arttırılması. Yani temizleme açısından daha sağlıklı oluyor. Daha uzun süre gidiyor filtre. Burası da filtrenin temiz kısmı. Buradan hava geliyor. Turboya giriyor. Turbo basıyor. Intercooler'a gidiyor. Intercooler'dan da işte motorumuza gidiyor. Ve bize 170 beygirimizi veriyor. O şekilde şimdi takalım. Dediğim gibi bu kolay takma yöntemi. Hani böyle yapmak çok sağlıklı değil. Ama mesela hava filtresi değiştirmek istiyorsunuz hemen. Filtre hortumuyla uğraşmak istemiyorsunuz. Direkt böyle şak diye söküp şöyle şu şekilde. Zaten abi gösterebilir misin bilmiyorum. Şurada yeri var. Hava filtre şeyinin. Gözüküyor herhalde. Olsun. Belki biz neyse, monitörden göremiyor olabiliriz. Belki de. O şekilde yeri var abi. O yerine oturttuktan sonra şöyle yukarı alıyorsunuz bu arkadaşa. Şak. Şak, şak ve şak. Bitti abi. Şu an videoyu editliyorum. Videoyu editlerken bir şey fark ettim. Hemen size onu göstereceğim. Kirin kusuruna bakmayın. Evin orada yol yapılıyor. Bir de sabah kuş pislemiş falan. Velhasıl konumuza dönersek. Abi evet, şunları çıkarmıştık ya filtreyi sökerken. Bunları geri takmamışım ben tabii ki. Böyle boşta duruyormuş. Siz öyle bir hata yapmayın abi kesinlikle. Bunları yerine takın abi. Bunu da göstereyim. Biraz daha sırksın diye bıraktım. Boşalsın diye. Tekrar altına gireceğiz. Tapayı takacağız. Yağımızı dolduracağız. 1-2 diş ters. Yerine oturduğu zaman, dişler ağzına aldığı zaman o şeyi, cıvatayı sıkıyoruz. Yine el sıkılığı üstüne. Burada biraz, yani çeyrek tur değil de biraz daha yarım tur mesela sıktık. Ve el sıkılığının sonu artık. Çeyrek tura yakın sıkarsanız o bakırı ezersiniz abi. Ezdiğiniz zaman o iş bitti. Daha çok sıkarsanız tamamen kendinize zorluk çıkarırsınız ve dişlerini bozmaya kadar gider olay. Kolay kolay bozmazsınız ama mesela BMW'de kolay kolay bozmazsınız. Çünkü karterimiz metal abi. Şeyde falan, Volkswagen'lerde falan karter plastik olduğu için birazcık kolay bozuluyor ve karterlere çok para oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım onu. Arabamızı indireceğiz. Tabi ben gibi hızlı indirmeyin. Bu tamam. Saç. Kafası var takar.
Bu da abi oradaki takoz lastikleri var. O takoz lastiklerine yapışıyor. AliExpress'te o takoz lastiklerine giren sert şeyler var. Plexiler var. O plexiyi taktığınız zaman takoz lastiğiniz eskimiyor. Ama bizimkiler zaten eskidiği için ben almadım ondan. Çünkü o da 40 lira. Hani gerek yok o işle uğraşmaya. Takoz lastiğini yan sanayi alıveriyorsunuz. Orijinaliyle aynı. Orijinali 120 lira mı ne? Öyle bir şey. Çok saçma sapan bir para. Yağ koyacağız. Komple boş sisteme 4.2 koymanız gerekiyor. 4 litre koyduğunuz zaman 13.000'de 12.000'de böyle yağ uyarısı yakabiliyor. Yani o 600 gram falan eksiltmiş oluyor mesela. Siz de az koymuş oluyorsunuz. O zaman 600 gram da çok sanayici konuşmasıdır. 600 mililitre. Çünkü bunun yoğunluğu sudan farklı olduğu için gram diyemeyiz. Pardon, o konuda da özür dilerim. Ağız alışkanlığı. 4 litreyi nasıl koyacağız abi? Şimdi bu arkadaş 5 litre. Değil mi? 5 litre, evet 5 litre. Bunu 1 litrelik şu eski BMW, yani eski dediğim önceki yağ değişiminde kullandığım ekstra yağımı 1 litresini boşaltacağım. Bu arkadaşı tamamı götürüp koyacağım. Üstüne 4.2 falan, yani 0.2 falan eklenebilir ama siz 0.2 eklemeyin bana sorarsanız. 4 litre ekleyin abi. Çünkü çok yağ her zaman için iyi değildir. İşte blok tapalarını, şurları buraları, işte pompayı zorlar bilmem ne yapar. Hani çok sağlıklı bir şey değil çok yağ. Az yağ koyduğunuz zaman her zaman üstüne ekleyebilirsiniz ve hani şöyle söyleyeyim, 4.2 yağla çalışıyor mesela araba. Bu araba 3.2 yağ kadar çalışabilir yani. 3.5 litre, 3 litre, hani 3 litreye düşmemek lazım da 3.5 litre ve civarında bu motor sağlıklı olarak çalışabilir. Ama ihtiyacı olan yağ 4.2. Hani 4 litre koyup kendinizi korumaya alıyorsunuz. Fazla da koymamış oluyorsunuz, az da koymamış oluyorsunuz. Bu şekilde de bir olay var. Şöyle kapalı olmayan yağı almayın abi. Yağ kapalı. Bir de şimdi bu yağda şöyle bir durum var. Abi bu yağ yeşil bir yağ. Yani bildiğin yeşil. Şimdi akarken de abi gösterelim. Bak nasıl antifriz gibi yağ. Abi bu yağın olayı, yani çok fazla tabii teknolojisi var. Bunun sitesine girip bakabilirsiniz bu yağın özelliğini. Ama şöyle bir özelliği var bu yağın. Çok bilinmeyen bir özelliği. Bu yağ abi ultraviyole. Yani siyah ışıkta bu yağı böyle parlak olarak görebiliyorsunuz. Yani mesela arabanın fosforlu. Fosforlu gibi. Arabanın bir yerinde yağ kaçağı var mesela. Bu yağı koyduğun zaman arabanın altına böyle karanlıkta UV ışıkla baktığın zaman böyle hemen yağ nereden akmış, nereden çıkmış, nereye bulaşmış görebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Bayağı fantastik. Ben çok seviyorum o açıdan. Bir de bu yağ biraz daha performanslı. Daha böyle bir şey bir yağ. Özel bir yağ diyeyim. 900 koyduk. 1 litre koymuş olduk. Yine buradan da kontrol edelim. Şurası düz. Aynen. Değil mi? Tam. Hatta bir tık da altı olmuş. Bir tık da fazla doldurmuşuz bu arkadaşı. Sıkıntı yok. Atıyoruz oradan. Aynen. Buradan doldururuz en fazla, yani en kötü ihtimal. Dediğim gibi az yağ her zaman için, hani üstünü doldurabilirsiniz ama fazla yağ alamazsınız üstünden. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Orada yağı sallamanız gerekiyor abi. Yani yağı bir salladık güzelce. Yağın o mineral yapısının tekrar karışması gerekiyor. Şerbeti altında kalmasın yani. Tabanında bir. Bu sefer hunimiz var. Bu sefer. Önceki videodan hatırlayacaksınız. Sonra hunimiz güzelmiş bak, hiç şey yapmıyor. Benim motosikletin yağını koyamamıştık değil mi ya? Yeri biraz yamuk. Evet. AliExpress'te o motosiklet için özel şey var. Huni var abi. Bildiğin Ducati'ye yağ koymak için huni yapmış adamlar 3D printer'dan. Hoppa. Çinlilerin de videolarında görüyorum. Hı hı. Şekil verilebilen hunileri var. Şimdi biz gönül rahatlığıyla ölçmeden koyabiliyoruz. Çünkü zaten içinde 4 litre vardı. Siz eğer ölçümünü koyacaksanız böyle kontrol ederek koymanız daha sağlıklı olacaktır. Şuralarına giden yağlar varsa şöyle aşağı çöksün. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bu şimdi üstüne bırakacağız bunu. Sırkacak.
Komple bütün yağını alalım içindeki. Yazık olmasın. Ekmeği şöyle. Artık son dibindeki yağı da boşaltıyoruz. Kapaktan dolayı akmıyor ya. Bu arkadaşın kapağından dolayı kapağını söktük. Ya yani buna gerek yok da. İsraf olmasın babında yapıyoruz bu işi. Çöpe gidecek ne olsam. Yağ kapağımızı da kapatıyoruz. Yağ kapağı da BMW'nin biraz gariptir. Şöyle koyarsınız ters. Yarım turda kapanır o şekilde. O iş tamam. Aletlerimizi alalım. Son bir kontrol edelim. Ne olur ne olmaz sıksanız da bir kontrol edin abi. Tamam. QCC'yi ekledin mi? QCC'yi eklemedim. Ya koyduktan sonra yine de şöyle bir kontrol edin abi. Kontrol ediyoruz. Tamam abi. Bak dolu. Ağzına kadar. Hatta Max'ta. Max'ta yani. En yukarıda. 4.5'e koyduk. Bu şekilde. Tabii şimdi kanallara dağılacak. Aha, aynen. Şimdi şeyi de dolduracağız. Yağ filtresi, yağ filtresi de emecek yağ biraz. Yağ filtre 200 mililitre falan emer muhtemelen. O yüzden o Max'tan iner. Yağ filtresi de dolunca. Şimdi hemen çalıştırıp durduruyoruz. Bu da aslında yani yakıt rölesini falan çekip arabanın çevirmesini sağlayıp yağ filtresini öyle doldurursunuz aslında. Ama bizim hani yağ kanallarımız falan çok boşalmadı zaten. Hani yağ filtresi o kadar araba yağsız kalmayacağı için, sadece bir bakım olduğu için böyle yapmanızda da sakınca yok. Birkaç kere bu şekilde birkaç kere yaptığınız zaman o iş bitti abi. Yağ filtremiz doldu şu an. Çalıştırıp herhangi bir tatsız ses var mı diye bakacaksınız. Tamam. ...30 saniye falan çalıştı araba. Bunu da böyle çıkarırken silmemin sebebi sağa sola böyle çıktığı zaman sağlanıp böyle damla damla yağ olmaması adına. İkincide de şöyle çekeceğiz. Bak düşmüş. 300 mililitre falan eklememiz lazım. Bu normalde standartta arabalarda 1 litredir, aklınızda olsun. Yani farklı olduğu arabalarda olabilir ama şu aralık 1 litredir. Yani 1 litre yağı eksiltip eksiltmemesine bakar. Yani burada yağ görmeseniz de motorunuzda yağ olabilir. Yani önceden bahsettiğim gibi yani arabanızın motorunda yağ kalmamış demek değil. Sadece optimal çalışma şeyi bu aralıktadır. Yani bu eksildiği zaman eklemeniz lazım ki zaten burada yağ göremediğinizde arabanın göstergesinde sarı yağ ışığı yanar. Yani sarı yağ ışığı yağını tamamla demek. Kırmızı yağ ışığı da yağ şeyi yok demek. Yağ basıncı yok demek. Yağ basıncının olmaması işte yağ yoktur belki. Belki başka bir şeydir falandır filandır. Şimdi birazcık daha yağ ekleyeceğiz arabamıza. Mermiye kafa atıyorum ama. 200 mililitre eklemiş olmam lazım. Bakıyoruz. Vaa 190 mililitre falan eklemiş. Elimin ayarı da vardır bu arada. Tekrar bir mermiye kafa. Tamamdır. Ah! Bir damla döktük. Şimdi balata spreyiyle temizleyelim motor kapağımızı. Gelelim bir daha bakalım. Geliyor. Bir 100-150 mililitre daha koyacağım. Bakacağım sonra. Yağ ışığının sıfırlama noktasına geldik. Biraz önce gösterdi. Şimdi de gösterdi. 3200. Yani 12.000'de falan değiştirmişiz. 11.000 küsurda. Ben 10.000'de değiştirme taraftarıyım ama 10.000'den önce kesinlikle değiştirmeyin abi, gerek yok. Boşu boşuna boşa gidiyor. Şimdi şu arkadaşa basıp uyarıyı götüreceğiz ve sıfırlama tuşuna yani basacağız. Sıfırlayacak, basılı tutacağız, bekleyeceğiz. Geri geldi. Şak. Şimdi liste geldi. Ön fren balatası, motor yağı, fren.
Endroli'ye. Araç kontrolü. Yağ geleceğiz abi. Basıl tutacağız. Sıfırlama yapılsın mı? Basıl tutacağız. Sıfırlama yapılıyor. Basıl tutacağız abi. Çekmeyeceğiz elimizi. Tamam, sıfırlama başarılı. Motor yani 11 bin gösterdi. Kullanımınıza göre bu değişecek. 15 bine, 10 bine, 8 bine, 10, 13 bine, 16 bine kadar çıkabiliyor. Değişkenlik gösteriyor. Bu içindeki yağ kalitesine göre bu kararı veriyor. Buna takılmayın yani. Bu sıfırlama şekli böyle. Araba ne zaman yağ değişimi önerirse o zaman gitmek lazım aslında. Ama biz tabii ucuz sigorta şeklinde düşünüyoruz. Yağını değiştiriyoruz adam gibi. Evet abi, işimizi bitirdik. Casey Neistat gibi oldu mu? Evet, Casey Neistat da böyle. Kameraya size bakamıyorum, şuraya bakıyorum sürekli. Neyse. Yok ya, teşekkür ederim. Abim burada dinleniyor. Biz araba işlerini bitirdik abi. Bakımımızı yaptık, sizlere de paylaştık. Bu videoda da yine diğer videonun aynısı oldu falan diyecek olan arkadaşlar vardır illaki, ama yine de paylaşmak istedim. Çünkü bu videoda biraz daha rahatım. Hani o ilk videoydu, böyle bir stresle, bir de buz gibi soğukta gerçekten zor olmuştu yapması. Şimdi böyle abimle sanki boş boş vakit geçiriyormuşuz gibi bir video oldu. Güzel oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. 10.000 kilometre sonra tekrar görüşürüz. Bu sefer de dediğim gibi hem yağımızı deneyeceğiz, hem filtremizi deneyeceğiz. Hani MAN aldık, BMW almadık. MAN da, yani BMW de MAN ama neyse. Orayı halledeceğiz. Bu şekilde de teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arabanızın bakımını unutmayın. Kendinize iyi bakın.